Ben Siverek Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı İnan. Bu son günlerde asgari ücretin artmasıyla bakur primlerinin artması, bugün bir bakur primi 4.627 milyon olmuş. Düzenli yatırırsan. Düzenli yatırdığımız zaman 3.957 milyon. Düzenli yatırmadığı zaman 4.627 milyon. Yani %5 bir düşüş var. Şimdi 4.627 milyon bugün benim esnafıma bir bakur gerçekten yani 5 milyara yakın bir paradır. Her ay bunu yatırması benim esnafım için büyük bir küfrettir. Ve benim esnaf ve sanatkarım sıkıntısı bu yalnız da değil. Keşke esnaf ve sanatkarın sıkıntısı sadece bakur olsun. Çünkü vergisini veriyor, kirasını ödüyor, reklam parasını veriyor. Yani çocuğunu okutuyor bu durumda. Yani şimdi esnaf bu durumda en ağır yükü çeken esnaftır. Şimdi biz bu ağır yükün üzerine biz bu bakur primleri de esnafımıza yüklersek gerçekten esnafımız bu yükün altından çıkamaz. Son zamanlarda bir oda başkanı olarak ben bu seslenişini görüyorum yani. Seziyorum da oda kayıtlarında görüyorum. Bu son 2 yıl içinde 4 yıl üniversite bitirmiş gençlerim artık o diplomanın umudunu kesmiş. Kendi çabasıyla bir dükkan tutup esnaflık yapmak istiyor. Eğer biz bu bakur primlerini böyle yüksek miktarda bu gençlerimize yükletirsek bizim bu gençlerimizin şoku kırılır. Bunlar yarın bunu da bırakır. Tamam, 4 yıl üniversiteyi bitirdi, diplomasına bir yere yerleşemedi. Bir esnaflığa başvurdu, bunu da bu devlet bu ağır yükü benim bu esnafıma bindirse bunu da bırakacak. Bıraktıktan sonra benim bu gencim nereye gidecek? Peki talebiniz nedir hükümetten? Şimdi benim talebim hükümetten. Hele hele özellikle bizim bölgemiz için, işsizlik bölgesi olduğu için. Yani şimdi burada 2 yönlü şeyimiz var. Bir hayvancılık, bir tarım. Tamam diyoruz ama biz bu hayvancılık ve tarımı bu memlekette işletemiyoruz. Bizim burada yani büyük bir et tesisimiz yok. Büyük bir fabrikalarımız yok. Tamam. Keşke. Bakkuşu olarak ne bakur destek olarak, mi istiyorsunuz? Ben onu söylüyorum. Bakur primleri için. Bakur primleri için yetkililerin en azından yani bunu ben fikrimi söylüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Yani bunu yaya indirmelerini istiyorum. Yani esnafımın en azından bunu ödeyebilecek durumda yani en azından yarı yarıya indirmesini istiyorum. Biz bugün burada asgari ücretin yükselmesine karşı değiliz. Peki depremden sonra işler nasıl oldu? Depremden sonra sen de işin içindesin, siz de işin içindesiniz, biz beraber. Şimdi depremden sonra da esnaf kendisini düzeltmemiş ki. Yani esnaf kendisini düzeltmemiş. Esnaf kendisini düzeltmeden önce seçimler geldi. Şimdi seçimden sonra tam kendi düzeltince bir bayram arifesi gelmiş. Yani benim esnafım bu bayram arifesine bir de bu şartlarda yani dışarıdan gelen serbest piyasa ayağıyla arabalar gelmiş, arkasına yiyecek koymuş, giyim elbisesi koymuş. Benim esnafım karşısında giyim eşyası satıyor. Büyük mağaza zincirleri zaten esnafım bu boğmuş. Dışarıdan gelip serbest piyasa nedeniyle ona da müdahale edemiyoruz. Yani biz bir oda başkan, biz ona da müdahale elimiz yani, kolumuz. Devletin bu bölgede esnaflara... En azından yani esnafımızdan yani bakur primi olarak bunu yarıya indirsin yani. Benim devletimden, benim Sayın Cumhurbaşkanımdan özellikle Sayın Cumhurbaşkanımdan tek istek esnaf ve sanatçıların adına bu bakur primlerimizin bu bölgede yani en azından yarı yarıya olsun. Tamam. Yani benim talebim budur.